Arkadaşlar hoş geldiniz. Bugün sizinle birlikte kısa bir yerden sonra yeni bir video ile karşınızdayım. Bu videoda Hot Wheels'ın 2023 yılında üretmeye başlamış olduğu bu 80'ler serisinin tamamını inceleyeceğiz arkadaşlar. Onun aracı da bakacağız. Şimdi söyleyeyim bunların hepsi açık arkadaşlar. Ama ben seti bugün tanıdım. Şu Alex diye bugün buldum ve set tamamlandı. O yüzden de videosunu çekmek istedim. Birinci yaştan başlayacağız. 10. araca kadar gideceğiz. şimdi arkadaşlar başlayacağımız araç bu. 87 model Ford Sierra Cosworth kazı örtmeyle, kazı sokunuyorsa artık. Bu araç gerçekten güzel. Ama biraz uzun süre boyunca e, bulduğumuz için biraz sıkıldığımız bir araç ama gerçekten çok güzel bir araba. Jantlarımız altın. Altı bir iki detay yapmışlar. Fazla bir şey yok. Ama gayet güzel duruyor bence. Renk de gayet güzel. Canlı bir rengi var. Şu respreyi fazla gelmemiş tabi normal olarak. Stoplarını ben yapmaya çalıştım olmadı fazla. Şurada küçük bir egzoz var. Egzoz sadece olmak için var. Yani çok işi. <laughs> Neyse. 87 yazıyor. ben 1980 model olduğu için oraya da 87 yazmışlar. Faydalarımız camdan. Şu alttaki ızgaralarımız falan yok ama çok da bozmamış. Şurayı ben boyadım. Jantlarımız altın falan. Güzel bir araba. Şöyle. Ha bu arada arka, arka şeyden kolon geçiyor bir tane. O sıkıntılı olmuş. Koltuklara kolon oturuyor. Onun dışında gerçekten güzel. Bir tek bu arabaların çoğunun şurasında bir hasar var. Üstü boyalı olduğu için e, yukarıya çarptıkça gelirken hasar alıyor maalesef. Onun dışında gerçekten e, değeri bilinmeyen bir araba bence bu. Ve bunu buraya koyuyorum. Setin ikinci aracı olan 84 model Mustang'e geçiyoruz. E, bu araba da güzel gerçekten. Ortalama bir araba. Model olarak değersiz. Ama şekil duran bir araba. Moru daha güzeldi. Mor bende vardı. Keşke STH olan Moru olsaydık tabi. Bunun altı detaylı. Egzozumuz şurada bu arada. Aşağıdan gözükmüyor fazla ama orada. Argelit detaylarını ben yaptım. Odaklar göstereceğiz. Evet. İçi kırmızı. Gayet şekil duruyor. Şurada yarıda kesmişlermişim şu şeyi. Kapının oraya ama iyi. Ön taraf detaysız. Çok da gözükmüyor zaten ama bilmiyorum. Detay yapsaydı daha güzel olurdu. Şurada Mastex yazıyor. Çok güzel. Önü bu şekilde. Jantları klasik alt yazı jantı. Gayet şekil. Hoş. Anlayabilecek bir araba. Bunda geçiyoruz arkadaşlar. Ve sesin 3. arabası olan 80 model El Camino. Chevrolet'in ürettiği en iyi kaplardan biri bu. Önünü ben ayarladım bir şeyler, arkası da aynı şekilde. Arabamız basık. Gayet şekil duruyor. Biraz kartala benziyor şöyle bakınca. Jantlarımız AMG jantı gibi. Ben bu jantı çok seviyorum ya. çoğu aracına bu yakışıyor gerçekten. Altı bu şekilde bayağı açık renk. Şurada benzin depomuz var sanırım. 2007'de alınmış. 2020'de lisans yenilenmiş. Güzel. Şurada Camino SS mi yazıyor? Otakla. El Camino SS yazıyormuş. Evet. Güzel. Şurada hatifli logomuz var. Kasası baya büyük. Şöyle göstereyim. Yani bir arabanın motorunu indirirseniz taşıyabilirsiniz kasada. Bence gayet şekil ya güzel. Alıp sergilenebilir bir araba yani. Çok koleksiyonluk değildir sayısız ama. Yani Allah Allah yani hoş. Yeni aracımız 89 model RX7. Yine çok güzel bir araç. Bende sarısı var. 2023'ün C case'inde çıktı bu. Ben hala bulamamıştım. 2024'ün ee, geldiği zamanlarda buldum. Bu videoyu atamıyorum buldum hatta. Şurada dev gibi egzozlarımız var çift çıkış. Arkadan da hoş duruyor gayet. Stoplarımız yapılmış. Plaka dağıtık stokumuz var. O da güzel duruyor. Plaka biraz çatlamış aşağıdan ama neyse. Ön tarafa geldiğimizde şurada küçük bir deforme var. Onu görmemiştim alırken. Ondan bir tane daha vardı. Keşke onu alsaydım. Neyse. E, sinyal ışıklarımız var. Şurada beyaz bir far mıdır? Artık nedir bilmiyorum. Burada motor hava girişini sağlayan bir kapakçık var. Kapak mı ne artık? Yani havalandırma da işte kapak açılmıyor. Neyse. boş verin. Burada aynamız var. Aynada sen yapmaları hoş. İçine bakalım. Direksiyon sağda. Direksiyon çok büyük lan bu ne? Evet Direksiyonu baya büyükmüş. Bagajını böyle göstereyim. Çamurluklar gözüküyor. Jantımız yine Fortiera ile aynı. Şöyle göstereyim. Altın. Altı böyle siyah ama griye kaçan bir siyah. Yani o Hot Wheels'in kendi siyahından değil. Güzel duruyor. Önce kızgarayı boyamamışlar. Alınabilir bir araba ya. rx e de güzeldir. Alınır. Şöyle dizelim araçlarımızı. Evet. Hoş. Bence bu 80 serisinin tamamı çok güzel arkadaşlar. Ben o yüzden seriyi aldım zaten full. Screen Time'da da bir aracım kaldı. Şu pembe korvet kaldı. Onu da bulursam onu da biliyorsun çekeceğim. 9, 9 araç var şu an. Evet yeni aracımız Jeep Wagoneer. Kaç modeldi bu? 88 Jeep Wagoneer. Bu da çok güzel. Ben biraz boyadım bunu detaylandırdım. Arkası bu şekilde. Arkada boya çıkmış. Şurada full kırmızıydı. Çıkarmışlar. Kim çıkardı bilmiyorum. Jantların boyu silmişti. Ben tekrar boyadım. E, mat, kro mat metal oldu ama tabi silik olmasından iyidir. Alt fazla detaylı değil. Bir ara yeri düşündüğüm için bu hale geldi. Araba yapacak bir şey yok yamuldu tekere. Geç tekere de miller yamuluyor ar aradaki. Evet ön tarafı bu şekilde. Normalde bir detay yok arkadaşlar. Şu plakla silinmiş bu tam sileyim. Evet. Şu i̇şte da ışıklarımız var. Işıklar da silinmiş. Şunları ben silinen kalemle boyadığım için arada siliniyor. Tekrar boyuyorum. Silinmiş. Gayet güzel bir araç bence. Yani ne de olsa şey anladın mı? Alınır. Zaten regularların bir de değeri olmadığını ben de biliyorum. Sadece hoşuma gitti için bütün seti toplama kararı aldım. Yeni aracımız 84 model Corvette. Bundan iki tane aldım arkadaşlar. İki tane bir dakika göstereyim. Bunun böyle bir tane de arkadaşı var. Çok hoşuma gittiği için iki tane aldım bundan. İkisi de aynı zaten. O yüzden birini incelesek yeter. Önde pop-up varlarımız var. Corvette'in eski logosunu görüyorsunuz burada. Plakalık boş. Plaka düşmüş yolla. Sade sinyal var. Hot Wheels logomuz da mevcut yine. Hot Wheels logoları araçta güzel duruyor. Ben seviyorum. Jantamız krom yine 5 kol. Corvette'e yakışmış gayet. Altı bu şekilde. Bir köşete var. Şurada şey. Egzoz var. Parça, bazı parçaları falan var. Hoş. Çift çıkış. Bu arada egzoz 4 çıkış. Güzel. Çift sanmıştım. Her şey. Her boruda 2 çıkış var. Güzel. Duruyor. Stoplarımızı yerine şu koltukların plastiğinden getirmişler. Siyah olduğu için çok hoş durmuyor. Ama yine de iyi. Zaten şey. Yani stopları siyah kaplamış gibi duruyor. Daha güzel duruyor. Plakalık, buradaki plakalık da düşmüş. Koybet logosu da düşmüş sanırım. Gayet güzel. İçi de bu arada üstü cam. Arkada ne var? Çanta, çanta gibi bir şey var arkada. O ne lan? Yemek yamuk bir şey var. Çanta sanırım. İçine bakalım. İçi de ha, böyle gözüküyor. Direktörümüz var. Sanki olmayacak mı? Neyse. Evet. Bu aracımıza geçiyoruz arkadaşlar. Ve setin 7. aracı olan 82 model Cadillac Seville. Seville. Ya Seville, Seville bilmiyorum. Yine diğer Alex e, ve dolduğu gibi aynı jantımız var. Fakat e, krom bu sefer. Altından değil. Bu arada zaten altın yakışıyor. Jant olarak. Buna krom jant şey e, pardon yanlış söylüyorum. Krom jant yakışıyor. Buna altın olmaz. Evet. Ön tarih bu şekilde. Yine ben çöpe çevirmişim arabanın önünü. Dur. <laughs> Neyse. Ben onu videoda sonra ayarlarım arkadaşlar. Ben bu silimini denemek için boyamıştım. Silmeyi unutmuşum sonra. Evet. Şu da ee, arabanın böyle simli olduğu için gözükmüyor da şurada bir Cadillac logomuz var. Şurası da aynı şekilde. Burası da aynı şekilde gözükmüyor. Şurada Seville yazıyor bak mesela. Stoplarımızı plastikten yapmışlar. Arabanın çıkırımızı. Arabanın camı kapalıymış bu arada. ben açık sanıyordum. Evet kapalı cam varmış. Sunroof'umuz da var yukarıda. Şekil duruyor. Bu araba yakışmamış ama en azından var yani öyle düşünmek lazım. Tamponumuz böyle kromdan. Plakalıkta plakalık düşmüş altından altı bir sokusu çıkmış. Hikmet yani Altı bu şekilde. Gayet hoş. Şöyle bir sileyim. Daha kötü oldu. <laughs> evet. Cadillac seviliyor. Dev yazmışlar bu arada. Daha ışık gözüme vurdu. Evet gayet hoş bir araç bu da. Setin 7. aracıydı. Artık şu arkaya doğru dizeyim ki. Altı şu an bunu buraya dizeceğiz aynen. Yine aracımız DFC DeLorean. Yine çok hoş. Bu bu renkte görmeye çok açık değiliz ama gerçekten güzel. Ön tarafını yine ben yapmaya çalıştım. Çok olmasa da uzaktan bakınca DMC yazıyormuş gibi duruyor işte. Olduğu kadar. Hiç olmamasından iyiydi. Çok tipsiz duruyordu araba. Bir el atmaya karar verdim. Şurada DeLorean mı yazıyor? Aynen. Bak onu yeni fark ettim. Şu da Kapılarımız şu şekilde açılıyor. Çok hoş o da. Çok küçük bir delik var. Cam. Stopları <laughs> bir tane bu video aracı incelediğimiz videoda yapmaya çalışmıştım. Olmamıştı falan yamulmuştu. Sonra düzeltmeye çalıştım. Bu kadar oldu. Yapacak bir şey yok. En stopları var artık. Çift çıkış gözümüz var yine. Aradan bir yerden geliyorlar şuradan arkada mat bir alan var. Çok hoş dokunması. Jatlarımız altın. Bu arabaya bu renge yakışmamış. Ya krom ya da siyah yapsarmış bence daha güzel olurmuş. Ama bence bilmiyorum kötü. Altında bu şekilde. Dilorin italik yazmışlar. Daha şekil durmuş bu arada. Gayet hoş. Serinin en iyi 3. arabası bence bu. Evet. Şimdi arkadaşlar 9. aracımıza geliyoruz. Bundan sonra bir aracımız daha kaldı. Bu aracımız 84 model Audi Sport Quattro. En sevdiğim madde Audi olduğu için bu aracın yeri bende ayrı. Tabii ki biraz hasarlı ama bu aracın şeyi kronik hatası o. Şuraların full boyalı olduğu için yolda gelirken çatlıyor falan böyle bir şeyler oluyor bak. Her tarafında şey var çatlaklar var. Arkası bu şekilde. Ben yine bir şeyler yapmaya çalıştım. Önü böyle. Audi logomuz gayet güzel bir şekilde belirgin. Jantlarımız beyaz. 84 old model olduğu için buraya da 84 koymuşlar. Pirelli var. Audi Sport yazıyor. Castrol, motor yağı. Bir de Quattro. Quattro 4 çeker alanına girmiş bu arada. Gayet güzel bir araç. Aynalar da var bu arada. Çok hoş duruyor aynalar. İçeride iki koltuk var. Beyaz canta yakışmış bence. Uyumlu olmuş. Evet. Bunu e, koyuyoruz ve sizin son aracına geliyoruz. Kara borsanın kralı geldi. Kara borsa yerine oynatan arabamız. 82 model Toyota Supra'mız. Bu da gerçekten güzel. Ama bence sesin 5. E, falan en iyi arabası. Yani iyi ki bence rx Sonra Audi. Ondan sonra e, DeLorean sonra Corvette, sonra Cadillac falan sonra bu yani arkalarda kalıyor. Tasarımından dolayı. Tasarım çok hoşuma gitmiyor ama yine hoş. Stoplarımız var. incelemeye başlayalım arabamızı. Toyota yazıyor. Şurada i̇şte bagajı açmak için anahtar sokulan yer var. Hatta yaslogumuz altın şeklinde yazılmış. Gayet hoş duruyor. Şuradan gayet hoş bir egzozumuz var. Ben boyamaya çalıştım onu 3 kol var. Üç kol burada yakışmış. Araba cidden yakışmış yani. Tek farımız açık. Şöyle gözüküyor gayet. Hoş gözüküyor bence. Altı bu şekilde. Klasik 2023 modellerinin şu oval alt var. Önde bir ek tampon gibi bir şey var. Bu arabanın gerçeğinde yoktu sanırım. Ama yanlış hatırlıyor bilmiyorum. Yine şurada şey de olduğu gibi şöyle şu şö şundan var. Aynen. Evet, boş verin. Gayet güzel bir araç. Yine şuraları ben boyamaya çalıştım fazla olmasa da. Olduğu kadar. Arabanın rengi burada çok canlı kırmızı. Şunla çok benziyor. Neredeyse aynı. Hatta aynı bile sayılabilir. Evet. Bugün arkadaşlar sizinle birlikte 80'ler serisine baktık. Hot en iyi serilerden biri. E, Denet Nav serisi gibi. Mesela Factory Fresh serisi gibi. Gerçekten mükemmel bir seri. E, hepsini almanızı tavsiye ederim. Yani Audi'sinden, De DeLorean'ın, Supra'sından işte Rx serisine falan her şeyi almanızı tavsiye ederim. Ben hepsini çok seviyorum. E, bu videomuzda bunu bitirelim arkadaşlar. İnşallah o Screen Time serisinin kuvveti bulurum da onun da videosunu çekeriz. O zaman bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.